Kıymetli izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir zirve programıyla daha karşınızdayız. Öncelikle bugün masamızı güzelleştiren Golden Garden Çiçek Dünyası'na teşekkür ediyorum. Bu nazik hediyeden dolayı Recep Demirbek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Zirve programı her hafta kıymetli, değerli simaları programda konuk etmeye devam ediyor. Bugün de çok değerli, çok kıymetli bir konuğum var. Hasan Hüseyin Aydın Bey bugünkü konuğumuz. Kendisi Aydın Holding kurucu başkanı ve aynı zamanda KONSİAD yani Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz öncelikle diliyorum. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Programımıza teşrif ettiniz. Biz KONSİAD'ı kısmen duyuyorduk ama İstanbul'da olarak duyduk. Daha sonra Konya'daki faaliyetlere tanık olduk. Sizin başkanlığınız dönemi itibariyle de daha yaygın bir faaliyet atmosferine girdiğini müşahede ediyoruz, görüyoruz. Onu da konuşacağız, KONSİAD'ı da konuşacağız. Daha sonra sizin girişimci faaliyetleriniz var, onları da konuşacağız. Ama öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1979 Konya Meram doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Ticaretle uğraşıyorum. Bunun yanı sıra Meram Doktor Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi ile başladığımız lise eğitimimizden sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve ondan sonra da İngiltere'de London School Finans eğitimi aldım. Şu an aktif 3-4 tane farklı sektörlerde ticaretle uğraşıyoruz. Konya'da ikamet ediyorum. Doktora devam ediyor mu? Yüksek lisans bitti mi? Yüksek lisansımız bitti. Doktoraya geçtik. York Üniversitesi. Amerika'da York Üniversitesi'nde doktoramız devam ediyor. Nasip olursa 2019 gibi de. Gidip geliyor musunuz uzaktan eğitim? Uzaktan eğitim. Evet. Uzaktan eğitim. Evet. İstanbul'da da tabii temsilcilikleri var. Cumartesi, pazar seminerlere katılarak nasip olursa 2019'da da doktorayı bitirmeyi düşünüyorum. Evet. Başkanım, KONSİAD, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği duyuyoruz. Faaliyetlerini kısmen görüyoruz. Fakat ne yapar? Amaçları nelerdir? Şimdi birçok STK'mız var Konya'mızda, Türkiye genelinde. Fakat KONSİAD ne yapar? Amacı nedir? Gayesi? Tabii müsaade ederseniz oraya girmeden ekranlar başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bu arada sevgili hemşehrilerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Evet. Ayrıca yarın açık öğretim sınavı var malum. Tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Evet. Yine Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti eski kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın ahirete intikalinin 6. yıl dönümü. Evet, bu vesileyle kendisini de rahmetle ve dua ile anıyorum. KONSİAD'a gelince Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği Konyalı ve sanayici iş adamlarının ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi, aynı zamanda işbirliğinin artırılması için 2008 yılının sonlarında İstanbul'daki Konyalı iş adamlarımızın kurduğu bir dernek. KONSİAD'ı ön plana çıkaran İstanbul'daki yaptığımız 3 tane önemli etkinlik var tabi. Şimdi bu etkinliklerden bir tanesi 2012 yılındaki İki Başkent Buluşuyor sloganı ile Konexpo 1. Sanayi ve Kültür Etkinliği. Yine 2013 yılındaki ikinci etkinliğimiz Başkentler Buluşuyor sloganı ile Konexpo 2. Sanayi ve Kültür Etkinliği olmuştur. Yine 2015 yılında yapılan önemli bir etkinliğimiz var. Konexpo 3. Sanayi Fuarı. Fuarcılığımıza uluslararası bir boyut kazandırdığımız bir etkinliktir bu etkinlik. Evet. Yaklaşık 450-500'e yakın Afrika'dan gelen iş adamını İstanbul'daki fuarımıza katılımını sağlayarak ticari faaliyetlerini artırabilmek için Konyalı iş adamlarımızın önemli bir etkinlik olmuştur. Tabi önümüzdeki süreçte buna benzer fuar etkinliklerimiz devam edecek. Bunun yanı sıra Konya'nın Konya şubesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklere gelirse tabi birçok etkinliğimiz var ama burada ben kısaca başlıklar halinde değineceğim müsaadenizle. Evet. Bir 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı maalesef. Ülkemiz işgal edilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir panel düzenledik ve bunun akabinde panelin akabinde de çeşitli organizasyonlar yaptık Konya şubesi olarak. Evet. Yine sektörel programlar yaptık. Sektörlerimizin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda Ankara'daki bürokratlarımızla farklı zamanlarda bir araya geldik. Onları ziyaret ederek sorunlarımızı ve beklentilerimizi dile getirdik. İstanbul'daki Konyalı STK başkanlarımızı Konya'da misafir ettik. Onları Konya'daki yöneticilerimizle birlikte
görüştürdük. Bu şekilde bir program yaptık. Yine Bulgaristanlı ve Kazakistanlı iş adamlarımızı, Konya'daki iş adamlarımızı da bir araya getirdik. Ticari faaliyetlerine katkı sağladık. Kosova'dan gelen milletvekili, bürokrat ve iş adamlarımızı yine Konya'da ağırladık. Aynı zamanda Bulgaristan ve Yunanistan ziyaretlerimiz oldu. Burada da Konya'dan ve Karaman'dan Bulgaristan'a, Yunanistan'a göçen, daha önce gitmiş soydaşlarımızla bir araya geldik. İftar programları yaptık, sünnet programları yaptık. Kadir Gecesi'ni orada idrak ettik. Yine konsiyat olarak geçtiğimiz aylarda bir Kudüs ziyaretimiz oldu. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Aynı zamanda Antalya'da geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirerek 2018'deki yapacağımız konsiyat programlarımızın yol haritasını belirledik. Evet. Konsiyatın 3 temel ilkesi var. Ekonomik alanda işbirliğini, sosyal alanda paylaşmayı, aynı zamanda siyasal alanda uzlaşmayı temel prensip edinmiştir konsiyat. Üyelerimizin %80'i sanayici, %30'u da bürokrat ve yöneticilerden oluşur. Peki yine, Konyalı mı olması gerekiyor? Yani illa kimliğinde Konya kendini Konyalı gibi hisseden bütün iş adamlarımızı, ticaretle uğraşan esnaflarımızı üye evet. kaydediyoruz. Eyvallah. Buyurun. Yine üyelerimizin %65'i ihracatçı, %25'i de ithalatçıdır. Öncelikle Türkiye'nin neresinde olursa olsun Konyalı iş adamlarını konsiyat çatısı altında toplamaya devam edeceğiz. İlk önce bunu belirtmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iş adamlarımızın ticaret hacimlerini artırmak, önlerini açmak, onlara yeni pazarlar kazandırmak adına bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri bundan sonra da devam ettireceğiz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sektörel buluşmalara ağırlık vereceğiz. Bunun için dünyanın neresinde olursa olsun fuarları takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Yurt dışındaki sanayici ve iş adamları derneklerinin temsilcilerini iş adamlarımıza bir araya getirerek görüş alışverişi yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde 2018'de devam edeceğiz. Zaman zaman Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinde ziyaretlerimiz olacak. Oradaki iş adamlarımızla buluşarak Konya'daki iş adamlarımızın ticari faaliyetlerin artırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Yine bütün bunları yaparken bizim için önemli olan nedir? Önemli olan şudur. Yapacağımız ticari ya da sosyal faaliyetleri kesinlikle konsiyat olarak istişare ederek yapıyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemlidir. Peki tabii, yönetiminiz kaç kişiden oluşuyor? Yönetimimiz 30 kişiden oluşuyor. Yaklaşık bir 10 kişilik de istişare kurulumuz var aynı zamanda. Kiminle istişare ediyoruz? İcra kurulumuz, yönetim kurulumuz ve istişare kurulumuzla yapacağımız her programı 15 günlük periyotlarla yaptığımız yönetim kurulu toplantılarımıza istişare ediyoruz ve ortak bir karar alıyoruz. Ortak karar sonucunda faaliyetlerimize karar veriyoruz. Evet. Konsiyat anlatmaya devam edersek tabii böyle daha çok anlatacağımız, yaptığımız evet. etkinlikler var. Evet. Peki benim bu arada bir parantez sormak istediğim var. Şimdi biz genelde STK çalışmalarında, iş adamları STK çalışmalarında şunu hep söyleriz. Ya işte biz tamamen işte iş adamları derneği olmayı arzu ediyoruz deriz. Ama sizin profile baktığımız zaman siz bunu gerçekten sağlamışsınız. Farklı görüşten, farklı düşünceden insanlar da bir arada bir birliktelik kurmuşsunuz. Bunu görebiliyoruz çalışmalarınızı incelediğimiz zaman. Bunu nasıl başardınız? Nasıl bakıyorsunuz siz insanları yönetiminize alırken veya çalışma yaparken nasıl bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz ve farklı görüşleri aynı potada nasıl birleştiriyorsunuz? Şimdi öncelikle STK'lar partiler üstü bir kuruluştur. Evet. Yani partilerle paralel çalışan bir kuruluş değildir. Bir topluluk değildir. Bundan dolayı biz STK'lara bu bakış açısıyla bakıyoruz. Yani biz yönetim oluştururken insan odaklı çalıştık. Siyasi görüşüne bakmadık. Siyasi görüşünü dikkate almadık. Sadece insan odaklı ve geçmişteki ticari faaliyetlerindeki yapmış olduğu başarılara göre değerlendirme yaptık. Burada 30 kişilik yönetim kurulumuzu sadece belli bir partinin temsilcileriyle doldurabilirdik biz. Tabii o zaman ortak akıl ortaya çıkmazdı. Evet. Yapacağımız faaliyetleri, yapacağımız siz etkinlikleri, programları yaparız. Kesinlikle. Evet. Programları bizim yönetim kurulundaki karar alırken diğer arkadaşların görüşleri de bizler için çok önemliydi. Evet. Bundan dolayı bu şekilde bir yol izledik. Şu andaki yönetim kurulumuz gerçekten yaş ortalamasına bakacak olursak aşağı yukarı 40 yaş ortalaması. Fakat gerçekten kendi alanıyla ilgili çok değerli arkadaşlarımız, dostlarımız var, hemşerilerimiz var. Bundan dolayı da
yapacağımız her türlü etkinlikte bizleri sonuna kadar destekliyorlar. Onlara da buradan yönetim kurulumuzu bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Yaptığımız çalışmalar gerçekten kayda değer çalışmalardı. Tabii bizim başkanlığımız yaptığımız dernekte sadece bizim katkımız yok. Daha fazla bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızın katkısı var. Buradan sizlerin aracılığıyla yönetim kurulumuza ve istişare kurulumuza da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yani şu yargıyı yıkmışsınız. Belli bir orada bir duvar vardı. Onu yıkmışsınız ve güzel bir ahenk oluşturmuşsunuz. Bu noktadan dolayı size teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da değinmeden geçemeyeceğim. Biz yönetim kurulumuzun dışında kadın kolları oluşturacaktık. Evet. Fakat bunu tabii şöyle karar aldık. Yönetim kurulumuzda yaptığımız toplantıya istinaden şöyle bir karar aldık. İş kadınlarımızın da yönetimimize dahil edelim diye bir karar aldık. Şu anda 6-7 tane de yönetim kurulumuzda iş kadınlarından arkadaşlarımız, dostlarımız var. Farklı farklı sektörden 2 tane doktorumuz var. Nöroloji uzmanı ve aile hekimi olarak 2 tane yönetim kurulumuz var. Yine güzellik merkezi işleten bir kardeşimiz var. Aynı zamanda iş mimarımız var. Yani iş kadınlarımızı da 30 kişilik yönetim kuruluna dahil ederek daha farklı programların, daha farklı etkinliklerin yapılması için ondan da katma değerini sağlamış olduk. Eyvallah. Peki başkanım, şimdi siz aynı zamanda bir ticaretiniz var. Evet. Ve ciddi bir müessesenin de yönetimini yapıyorsunuz. Bununla alakalı vaktinizi nasıl planlıyorsunuz onu sonralarda soracağım. Ama öncelikle hani izleyicilerimizin de bilmesi açısından ne kadarlık bir iş hacmi var veya kaç sektör var? Aydın Holding neler yapıyor? Onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle bizim şirketimiz aile şirketi. Dört kardeşiz. Dört kardeş hepimiz bu şirketlerin farklı farklı alanında yetkiliyiz. Sadece benim kontrolümde olmadığı için görev dağılımı yaptık. Onun için biraz daha rahat hareket edebiliyoruz. Bizim ilk önce babamızın başlamış olduğu 1985'teki Aydın İnşaat devam ediyor. İnşaat sektörü. Onun dışında telekomünikasyon sektöründeyiz. 2003 yılında Konya'da ticari faaliyetine başlayan bir markamız vardı telekomünikasyon sektöründe. Daha sonra 2006'lı yıllarda İstanbul'a taşıdık. İstanbul'a taşıdıktan sonra da tüm Türkiye'ye yaklaşık 81 ilde 923 ilçede bir bayi ağımız oluştu. Şu an 6000'e yakın bir bayi ağımız var. Franchising sektörü olarak çalışmalar yaptık. Telekomünikasyon devam ediyor. Yine 2009 yılında emlak sektörüyle ilgili kendi bir markamız vardı. İlk Konya'da ticari hayatımıza başladık. Bu markamızın da yaklaşık 2015 yılında franchising çalışmalarına başladık ve şu anda 50'ye yakın Türkiye ve yurt dışı olmak üzere bir bayi ağımız var. Emlak sektöründe de. Aynı zamanda otomobil ithalatçısıyız. Lüks otomobil alım satımıyla uğraşıyoruz. Otomobil de devam ediyor. İşte Meram'da Konya'da bir showroom'umuz var. Burada ikinci el alım satımı ve sıfır alım satımı üzerine devam ettiriyoruz. 2-3 yıldır da bir sistem üzerine çalışıyorduk. Bu sistemle ilgili çalışmalarımız bitti. 2016 yılında start verdik. Faizsiz ev sistemi. Otomobil ve konut sahibi olmak isteyen tüketicilerimize banka faizi kullanmadan faizsiz ev sahibi yapmak için bir sistemle başladık. Evet. İlk İstanbul'da genel merkezimizi oluşturduk. Yaklaşık bir 10-15 gün önce de Konya'da 2 tane şube açarak ticari faaliyetine başladı. Ve şu anda İstanbul'un diğer ilçelerinde tekrar şube açarak 81 ilde kısa bir zamanda 81 ilde şubeleri oluşturarak bayilik sistemiyle değil direkt kendimiz açacağız bunları. Evet. Oluşturarak insanların, tüketicilerin faizsiz bir şekilde ev sahibi olabilmesi için, otomobil alabilmesi için bu şekilde de bir çalışmamız var. Eyvallah. Bir de otomotiv kısmı var. Evet, otomobil de biraz önce bahsettik. Evet. Otomobil ithalatçısıyız aynı zamanda. Evet. Lüks otomobil ithalatçısı. Konya'da da bir showroom'umuz var bununla ilgili. Yaklaşık 3 yıl oldu. Evet. İkinci el ve sıfır araç alım satımı yapıyoruz. İlk siz mi açtınız böyle lüks otomotiv? Konya'da daha önce yapan arkadaşlarımız vardı fakat biz biraz farklı bir konsepte, biraz prestijli bir lokasyon olarak yapmış. Farklı bir lokasyon seçtik. Evet. Meram bölgesini seçtik. Evet. Tabii bizden sonra şu anda diğer arkadaşlarımız da o bölgede birkaç tane daha arkadaşımız var. Çünkü ben de gözlemlediğim kadarıyla evet. Öyle görüyorum. Doğru. Peki şimdi bu franchising usulü dediğiniz
bu hadise işte Konya'da başlıyor. Bugün evet. 81 ile kadar yayılmış vaziyette. Evet. Bunu böyle biraz daha bize açıklar mısınız? Tam manasıyla bu sizin fikriniz miydi? Bu serüven nasıl başladı? 81 ile nasıl yayıldı? Şimdi aslında bu biraz böyle olağan dışı gelişti, rutin gelişti. Yani biz cep telefonu sektörünün revaçta olduğu yıllarda cep telefonu işiyle uğraşıyorduk. Bir gün yan tarafımızdaki komşu geldi, işlerini kapattım ben, fatura tahsilatı, fatura ödemeye gidiyorum dedi. Dükkana müşteri gelirse bakarak olursunuz falan dedi. Tamam dedik biz de. Tabii o sıra ben internetten fatura ödüyordum. Komşu dedi ki ne yapıyorsun sen de? Dedim fatura ödüyorum internetten. Dedi o zaman ben dükkanı kapatıp gitmeyeyim, benim faturamı da öde dedi. Tabii hay hay dedik ve onun faturasını ödedik. 3-4 tane faturası vardı, ödedik. Bir yarım saat sonra orada bir inşaat malzemesi satan bir komşumuz vardı yan tarafta. Onun da haberi olmuş. Aynı komşumuz ona söylemiş. O da aynı şekilde ona bahsetmiş. O da geldi. Dedi fatura ödeyeceğim dedi. Yardımcı olursan benimkimle öder misiniz derken biz dedi ki bu işi biz hemen bir marka çalışması yapalım. Bir evet. Franchising olayına döndürelim dedik. Ve ilk önce Konya'da 5-6 tane yere kendimiz açtık iş yerini. Tabii daha sonra Konya'da bir reklam çalışması, PR çalışması yaptık. Gazetelere reklam verdik. Kısa sürede Konya ve illeri olmak üzere 80 tane bayimiz oluştu. Artık 80 tane bayi oluştuktan sonra Tokat'tan, Balıkesir'den, Çanakkale'den bizden bölge bayilikleri istemeye başladılar. Biz bölge bayiliği oluşturmayacağız, direkt kendimiz bayilik çalışması yapacağız dedik. Ve ondan sonra İstanbul'a genel merkezi taşıma kararı aldık. Ve bu ticari faaliyetimize İstanbul merkezi devam ettik. Tabii İstanbul'a gidince biraz daha elimiz güçlendi. İstanbul firması imajı biraz daha farklı oluyor. İstanbul firması imajıyla Konya'da kurulduğumuz tabi belli. İstanbul firması imajıyla işte pazarlama ağıyla derken kısa bir sürede 81 ilde bizim bayimiz oluştu. Ve daha sonra ilçelerden talep gelmeye başladı. Diğer ilçelere yani Şırnak, Beytüşşabap'tır, işte Mardin, Nusaybin'dir, Midyat'tır derken işte Şırnak, İdil derken kısa bir sürede Türkiye'nin her noktasında artık bizim bayimiz vardı. İşte o zaman bir de tabii bu Kurtlar Vadisi falan biraz çok izleniyordu. Revaçtaydı. Evet. O zaman onunla da bir sponsorluk anlaşması imzalamıştık. Orada da reklamlarımız vardı. Evet. Derken Türkiye'de 6000 tane bayimiz oluştu. Evet. Bu arada bize mesaj atan Musa Kılıç, Sadık Keleş Beyefendi, İsmail Özcan Beyefendi, Güney Sınır Belediye Başkanı, Hüseyin Kaçar Beyefendi, Mehmet İlçen Beyefendi. Teşekkür ediyoruz. Programımızı onlar takip ediyorlar şu an. Mesajları da okumuş olalım. Size de selamlar var başkanım. Biz de selam ediyoruz. Şimdi peki konsiyatı konuşuyoruz. Peki konsiyat haricinde bir STK ile ilgileniyor musunuz veya bir başka STK çalışmalarınız var mı? Tabii şimdi STK çalışmalarına başlayınca STK çalışmalarında sürekli farklı kapılar açılıyor. Evet, bereketli bir çalışma. Evet, bereketli bir çalışma. Öncelikle Konya'daki hemşerilerimizin biraz bakış açısını STK'lara karşı değiştirmemiz lazım. Biraz daha yakından bakmalarını özellikle istirham ediyorum. Bazı illerde STK'lar gerçekten çok aktif çalışıyor ve STK dediklerinde insanlar üye olmak istiyor, hemen çalışmalara katılmak istiyor. Böyle bir insanlarda bir heyecan var. Evet. Fakat Konya'da nedense biz bunu ilk yıllarda göremedik. Şimdi son aylarda biraz daha bunu yakından görür olduk. Biraz daha bu imajı yıkmaya çalışıyoruz. Başkanım, tam bu noktada bir parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Bir de mesela hani yurt dışına da baktığınız zaman bir Almanya'da bir iş adamı 4 farklı iş adamı derneğine üye mesela. Yani birisinde çok aktif. Şimdi ama diğerlerinde şöyle de değerlendirmek üye. Lazım. Biraz biz Türkiye'de bunu suistimal etmişiz. Evet. Şimdi yurt dışındaki STK'lar belli bir amaca, belli bir hedefe ulaşmak için STK kuruyorlar. Ve daha sonra o amaca, o hedefe ulaştıktan sonra o STK'yı da lağvediyorlar, kapatıyorlar. Şimdi bizim burada Konya'dan yola çıkmak gerekirse şu an Konya'da 2500'e 3000'e yakın kayıtlı STK'mız var. Evet. Fakat şu anda beraber ismini sayalım desek 10 tane belki 15 tane STK sayamayız. Biraz da bu suistimal edildiği için insanlar galiba çok sıcak yaklaşmıyor. Fakat bunun önemini STK'lara girdikten sonra özellikle insanlar anlıyor. Şimdi ben konsiyata girdikten sonra işte Bulgaristan programlarımız, Yunanistan programlarımız oldu bizim yaklaşık 3 senedir her sene. Bu programlarımız esnasında bir tane daha derneğimiz çıktı. Balkanlara Vefa Derneği diye bir derneğimiz çıktı. İstanbul'da kuruldu. Şimdi aynı zamanda bunun da ben yönetimindeyim. Balkanlara Vefa Derneği'nin. Yine
Daha önceden Beyaz Ay Derneğimiz vardı. Biliyorsunuz İstanbul merkezi. Evet. Beyaz Ay Derneğimizin de Ankara şubesinde aynı şekilde yönetim kurulundayız. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. İşte buradaki derneklerimiz var, kıymetli derneklerimiz var, Gül Gençlik Derneği, Hayati Paylaşanlar Derneği gibi derneklerimiz var. Burada da aynı şekilde üyeliklerimiz devam ediyor. Modern Pentatlon Federasyonu As Başkanlığı, işte bir taraftan da STK'lar içerisinde olunca böyle de görevler evet. bazen tevdi ediliyor. Bunları da kıramıyoruz. Aynı zamanda o görevleri de yürütüyoruz. Modern Pentatlon Federasyonu As Başkanlığı görevimize devam ediyor. Yani burada elimizden geldiği kadar STK'larla ülkemiz için fayda sağlayacak her türlü ilişkiyi ticari ve sosyal, kültürel değerlendirmeler yapmak için çalışıyoruz. Bu süreçten sonra da tabii ki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani şöyle mi? Yani sadece iş adamları derneğinde de çalışmak yeterli değil mi? Evet, evet. Zaten STK'ya girince iş adamları derneğe de farklı bir STK evet. olarak bakalım. Başka STK'larda da kapıyı açıyor. Evet. Yani siz sadece ben iş adamları derneğinde çalışmak istiyorum diyemiyorsunuz. Mecbur farklı STK'lardan teklif gelince ortak çalışmalar çıkıyor ortaya. Evet. Yani aslında bu da işin güzelliği. Yani o yüzden biz de ısrarla diyoruz ki yani STK çalışmalarında bulunmalarını tavsiye ediyoruz evet. izleyenlerimize. Bunların güzel çalışmalar olduğunu ve hem insanların kendi gelişimlerine hem de toplum açısından katkı sağlayacağını düşündüğümüz faaliyetler oluyor. Ben kısaca evet. şöyle izah etmek gerekirse 15 Temmuz yaşandı biliyorsunuz. Evet. Hain bir darbe girişimi yaşandı. Bu darbe girişiminde nasıl kardeşlik ruhumuzu, birlik, beraberliğimizi daim bir şekilde ortaya çıktıysa şimdi STK'larda da biz aynı şekilde bir sonuca gidiyoruz. Yani ilk başta yönetimde çalışmalara başlıyoruz. Daha sonra işte üye kaydediyoruz derken program yaptıkça aynı 15 Temmuz'daki kardeşlik ruhu, birlik beraberlik ruhunu STK'larda da görüyoruz. Yani bugün bir 30 kişi, 40 kişi bir masaya oturduğumuzda hiçbirimiz birbirimizin siyasi görüşünü dikkate almıyor. Birbirimizin bakış açısına dikkate alıyor fakat siyasi görüşünü kapının dışında bırakıyor. Bu da aslında bir bakıma STK'nın artısı diyebiliriz. Yani STK'larda insanlar biraz da karşısındaki insanla fikir alışverişinde bulunabiliyor. Bunu masaya rahatlıkla yatırabiliyor. Bugün işte globalleşen ülkemizde biliyorsunuz alt katımızdaki komşumuzu tanımıyoruz, karşımızdaki komşumuzu tanımıyoruz. Maalesef. Ancak bu STK'lar sayesinde dışarıya kendimizi açabiliyoruz ve bu STK'lar sayesinde birlik beraberlik içerisinde bir şeyler yapabiliyoruz. Evet. Peki başkanım şimdi biz zirve programında hep şunu sorarız. Deriz ki çıkardığımız konuklarımıza genelde iş adamı konuk ediyoruz. Sizin mihenk taşlarınız neler oldu diye sorarız. Bu hayatta neleri mihenk taşı belirlediniz? Yani hayatta ölçünüz ne oldu? Neleri iyi planladınız? Başarı ya da neleri getiriyor? Ve sizin bu hayat boyunca yaşadığınız süre boyunca önemli hatıranız, unutamadığınız bir hatıranız var tabii mı paylaşmak istediğiniz? Çok hatıramız var da burada şimdi aklımıza giden hatıramızdan bir evet. tanesinden anlatalım. Şöyle öncelikle yapacağımız işe inanmak lazım. Evet. Bir, inanmak lazım. İnandıktan sonra sabır ve azim çok önemli. İnanmak, sabır ve azim. Evet. Evet. Tabii buna inanmakla da bitmiyor. İnandığınız bir şey için de çalışmak lazım. Çalıştıktan sonra, inandıktan sonra, sabır ve azim olduktan sonra hedefe ulaşılıyor. Bunu biz birçok markamızın Konya'dan çıkıp Türkiye'ye mal edildiği markalarımızdan rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şöyle bir hatıramı anlatayım. İstanbul'da ofisimizde çalışıyoruz. Ofisimizde büyük bir alan var. Alana bir tane böyle büyük yazı tahtası koyduk. Yazı tahtasına da işte sıcak satış yapan, soğuk satış yapan personellerimizin isimlerini yazdık. Ve oraya pazartesi salıdan başladık. Cuma'ya kadar bütün günleri yazdık. Karşısına da her gün hangi personelimiz kaç tane satış yapmış onun rakamını yazıyoruz. Tabii yaklaşık 45-50 yaşlarında bir tane ablamız var. Çay servisi yapıyor. İşte temizlik personeli olarak işe almıştık. Çalışıyor. Bir gün ben baktım tahtanın kenarında bir tane farklı bir isim yazıyor. Yani insan kaynaklarına sordum yeni personel aldık mı dedim. Hayır dedi. Farklı bir isim yazıyor. Dedim ki vardır bir bildikleri dedim. Devam ettim. 2 gün oldu, 3 gün oldu, 4 gün oldu derken baktım o yazılan ismin karşısına da artı koymaya başlamışlar. İşte pazartesi artı, salı artı, işte pazartesi 2 tane, salı 3 tane falan derken artı koymaya başlamışlar. Tabii bana da açıklamıyorlar durumu. Bir gün cuma namazına gideceğim sıra baktım.
herkes salondan çıkmış, sadece bir tane bayan var salonda ve telefonda konuşuyor. Telefonda konuşan kişi de bizim çay servisini yapan abla. Yani bizim haberimiz yokken o da satış personeline dahil olmuş. Ve evet. Sonra insan kaynakları müdürünü çağırdım cuma namazından sonra. Dedim Sibel Hanım nedir konu? Bugün dedim abla telefonda konuşuyordu, satış yapıyordu. İşte Hasan Bey biz size söylemedik. Fakat abla işte bir haftadır satış yapıyor, çalışmaya başladı. Ve şu andaki içerideki 12 tane satışçıdan daha başarılı. Yani çok böyle evet. Heyecanlandık. Çünkü işte yaklaşık 50 yaşlarında falan da ablamız. İşte bizim çay servisi ve temizlik servisi için normal iş yerinde çalışması için aldığımız ablamızı satış pazarlamaya dahil ettik. Ve inanın o 12 kişinin yaklaşık 8-9 tanesinde geçti. Ay sonunda satış rakamlarına baktığımızda geçti. İşte bu nedir? Bu inanmaktır. Evet. Yani burada okuduğu okulun bir önemi yoktur. Evet. Üniversite mezunu olan bir insan belki onun yakaladığı başarıyı yakalayamıyor. Evet. İlkokul mezunu olan insan ve isteyen insan, azimli insan bunu başarabiliyor. Buna benzer tabii çok hatıramız var. Şu anda bu aklıma geldiği için bunu anlatmak istedim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Peki şimdi Konya ve Türkiye, Konya özelinde, Türkiye genelinde baktığınız zaman siz hem bir iş dünyasında olan bir iş adamı olarak hem bir STK'nın başkanı olarak siz Türkiye'deki ekonomik durumu, hem güncel ekonomik durumu hem de önümüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomiye bakışınız ne? Şimdi ekonomi dediğimiz için biraz buna rakamlarla girmek lazım. İşte ihracatta Konya olarak rekor kırdık biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatlar Meclisi Aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin Aralık ayı ihracatı 10.1 artışla 13 milyar 570 milyon dolara ulaştı. İhracat Konya'da ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Aralık ayında 147 milyon 300 bin dolar, 2017 genelinde ise 1 milyar 564 milyon dolar oldu. Bunun yanı sıra dünyada büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 11.1 büyüme oranıyla dünyada en fazla büyüyen ülke oldu. Evet. Türkiye'yi 6.8'de Çin, Çin'i de 6.3'le Hindistan izledi. Yine bu gösterge Türkiye ekonomisi için gelecek vaat ediyor. Yani Türkiye bu büyümeyi hangi şartlar altında yaptı bunu değerlendirmek lazım. Evet. Bir tarafta işte terörle mücadelemiz devam ediyor. Bir tarafta hain darbe girişimi yaşandı. İşte bunlarla mücadelemiz devam ediyor. Bir taraftan küresel finans çevrelerinin Türkiye üzerindeki oyunlar devam ediyor. Yine Türkiye'nin her büyük hamlesinde farklı metotlarla saldırıya geçiyorlar. Kur üzerinden saldırıyorlar, borsa üzerinden saldırıyorlar. Evet. Bunların hepsini tabii dikkate almak lazım. Bütün bu saldırılar karşısında ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Evet. Birlik ve beraberlik içinde olursak bu saldırıların da hakkından geleceğiz inşallah. İnşallah. Ve özellikle de bizde bahsettiğimiz programlarda hep üretim her zaman. Kesinlikle. Üretim konusu. Evet. Önemli bir nokta. Ekonomiyle alakalı devam ediyor musunuz? Ekonomiyle alakalı tabi asgari ücret var. Bir de tabi evet. Şimdi %14.2 oranında zam yapılan asgari ücret net 1603 liraya çıkarıldı. Tabi burada asgari geçim indirimini de dahil ettiğimiz zaman bu rakam 1709 liraya çıkıyor. Şimdi asgari ücret 16 yılda 9 kat artırılmış. Bir başka deyişle %771 oranında artırılmıştır. İşverenimize sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği 2018'de de devam edeceği açıklandı. Bu da bizleri son derece memnun etti. Şunu unutmamak gerekir ki 1603 lira verilebilecek en düşük ücret. Evet. Yani şu anda sanayilerimizin işte birçoğunda geziyoruz zamanında görüyoruz. Asgari üretten daha fazla alan kalifiyeli elemanlarımız var. Evet. Yani bu hükümetimiz açıklamış olduğu rakam en dip rakam. Onun için sadece buna 1603 olarak bakmamak lazım. Tabii burada önemli olan dengeleri iyi gözetmek lazım. Yani asgari ücret elbette isteriz ki biz daha yüksek olsun. Daha büyük rakamlar verelim. Ama hem işçiyi hem de işvereni rahatlatmak için bu dengeleri iyi kurmak lazım. Şu anda hükümetimiz açıkladığı rakamlar hem işçi hem işveren için evet. Bence makul diyorum. Eyvallah. Peki şimdi Konya'da yerli otomobille alakalı işte bir ara gündeme geldi ama sonradan hemen gündem değişti. Yerli otomobille alakalı siz otomotiv sektörünü de takip ettiğiniz için siz neler düşünüyorsunuz? Ve hani bir STK olarak, konsiyat olarak bununla alakalı girişimleriniz var mı? Herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Aslında bu konuya sahip çıkılsa STK'larla Konya'da belki bu iş Konya'ya kalabilir. Bu noktada sizin görüşleriniz ne?
Tabii. Şimdi STK'lar olarak sahip çıkılsa dediğiniz noktadan başlayayım ben. Gerçekten Konya'daki yöneticilerimiz, yerel yöneticilerimiz, STK'larımız, işte milletvekillerimiz, bürokrasimiz gerçekten bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Yani bunu sürekli yazılı ve görsel basında görüyoruz. Gerçekten bir birlik beraberlik var. Yani Konya'ya otomobil fabrikasının açılması için hem söylem hem eylem şeklinde çalışmalar devam ediyor STK'lı olarak. Bunu öncelikle ifade edelim. Evet. Bunun yanı sıra otomotiv sektörü önemli bir sektör. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi otomotiv. Tabii Türkiye taşıt araçları üretiminde de Avrupa'da aynı zamanda 5. dünyada ise 15. sırada. Bunu da belirtmek gerekiyor. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisiyiz. Bu da çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde biliyorsun yerli otomobil için start verildi. Evet. Tabii burada önemli olan yerli otomobilin nerede kurulacağı. Bununla ilgili şu anda 4-5 tane şehir var ön plana çıkan. Bu şehirler arasında Konya'da tabii geçiyor. Neden Konya? Ona değinmek lazım. Herkes kendi ilinde yapılması için lobi faaliyetleri yürütüyor. Tabii bu gayet normal. Konya'da bu konuda ciddi çalışmalar var. Şimdi Konyalı siyasilerimiz, oda başkanlarımız biraz önce bahsettiğimiz gibi STK temsilcilerimiz ortak hareket ediyorlar. Yerli otomobil üretimi için Konya'nın artıları neler? İstersen bunlardan biraz bahsedeyim Sami Bey. Neden Konya? Coğrafi olarak en uygun illerden bir tanesi öncelikle Konya. Evet. Yani Anadolu'nun biliyorsunuz tam kavşak noktasında. Coğrafi olarak en uygun illerden bir tanesi. Şu anda işte Konya Mersin, işte Konya Antalya hızlı tren projesi düşünülürse liman ve turizm şehrine sorunu aşmış evet, olur. Aynı şekilde bu da bir artı Konya için. Aynı zamanda Konya'nın ihracatının %21'ini otomotiv oluşturuyor. Evet. Yani sektörde Türkiye'nin ilk kümelenme projesi de Konya'da hayata geçirildi otomobille ilgili. Otomotiv endüstri sektöründe oda kayıtlarına göre de 400 civarında ticaret odamıza kayıt üyemiz var. Aynı zamanda 10 bin kişi üzerinde de şu anda Konya'da istihdam sağlanıyor. Bu da Konya için önemli. Öte yandan Başbakanımızın temelini attığı lojistik merkezimiz var biliyorsunuz. Evet. İşte lojistik avantajlarımız var. 1.7 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşacak. Lojistik sektörü tamamlandığı zaman bitince Kayacık lojistik merkezimiz 2019 yılında da bitirileceği söyleniyor. Tabii bu da çok önemli otomobil sektörü için. Bizler konsiyat olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Yani Konya'nın diğer illerle kıyaslarsak birçok avantajı var. Bunları her platformda biz dile getiriyoruz. Bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğiz. STK başkanlarımızla yine yerel yöneticimizle birlikte. Evet. Şimdi Konya bir ara gündeme geldi. Ondan sonra hemen bir o konu kapandı. Aslında kapanmadı. Evet. Gerçekten ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani Ticaret Odası Başkanımız olsun, Sanayi Odası Başkanımız olsun, diğer STK başkanlarımız olsun. Bunu sürekli gündeme hem Ankara'da hem Konya'da getiriyorlar. Tabii bu biraz da lobi faaliyetiyle de alakalı. Evet. Yani gündemden düşmedi, devam ediyor. Biz her platformda, her karşılaştığımız yerlerde, konferanslarda, sempozyumlarda, panellerde karşılaştığımızda yerli otomobille ilgili mutlaka başkanlarımız bir şeyler söylüyorlar. Bunu inşallah önümüzdeki süreçte biz umutluyuz. Konya'ya kurulacağına umutluyuz. Önümüzdeki süreçte hep bekleyip göreceğiz. Evet. Peki Konya'ya kurulursa Konya'ya ne kazandırır, ne getirir? Şimdi öncelikle yerli otomobil dendiğinde %100 tamamı, parçaların tamamı Türkiye'de üretilecek diye algılanıyor. Böyle bir şey yok. Aşağı yukarı parçaların belki %70'i, %80'i Türkiye'de üretilecek. Evet. Buna bir açıklık getirelim. Bunun dışında 1500 kişi. Yani bir otomobil fabrikası düşünürsek aşağı yukarı 1500 kişi en fazla çalışır. Çünkü tamamen otomasyon sistemi olduğu için. Evet. Ama Konya'ya her şeyden öte prestij katacak. Yani bugün prestij katacağı gibi biraz önce avantajlarından bahsettik. Yani birçok da avantajı var Konya'ya. Bunun için biz otomobil fabrikasını istiyoruz Konya'ya. Eyvallah. Peki şimdi siz yurt dışı seyahatlerinde de bulunuyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de Kudüs'e gittiniz. Kudüs'le alakalı gittiğiniz dönemlerde de ciddi bir gündem vardı. Gündemde hep Kudüs vardı. Şu an gene Kudüs meselesi biraz geri plana gündemden düştü. Başka gündemler geldiği için. Siz Kudüs'te ne yaşadınız, ne gördünüz? İşte bir STK başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir iş adamı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kişilik olarak Kudüs'ü nasıl değerlendirdiniz? Neler gördünüz?
neler müşahede ettiniz? Bunlar bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Öncelikle Kudüs bütün Müslümanların kutsalı, işgal altındaki Filistin'in de başkentidir. Bunu böyle izah etmek lazım. Biz Kudüs'e ilk gittiğimizde Tel Aviv'e indiğimizde yaklaşık bir saate yakın genel başkanımız ve bir başkanımızı orada pasaport kontrolde aldılar. Yaklaşık bir saate yakın orada bizi rehin aldılar, başkanlarımızı bırakmadılar. Buradaki daha havalimanına girer girmez bu baskıyı biz gördük. Pasaportlarındaki İran vizesini bahane ederek bir saat beklettikten sonra bizi serbest bıraktılar. Şimdi Kudüs'te gitmeden Filistin'deki kardeşlerimizin yaşamış oldukları olayları, yaşamış oldukları zulümleri biz elbette TV'lerden izliyorduk, seyrediyorduk. Fakat ama yerinde görmeden olmaz. Yerinde görmeden kesinlikle olmaz. Yerinde görünce bunu, buna şahit olduk, bizzat yaşadık. Yani daha havalimanındayken bize bu şekilde davranıyorlarsa dedik, buradaki kardeşlerimize nasıl davranıyorlar? Evet. Bunu kendimiz sürekli düşündük. Sürekli bunları istişare ettik. Şimdi ABD Başkanı Trump Kudüs'ün, Kudüs'le ilgili İsrail'in başkenti olarak tanıdığına dair o tweetleri atmaya başladığında aslında biz oradaydık o günlerde. Ve şöyle bir hummalı çalışma vardı. Mescid-i Aksa'nın dış tarafında Doğu Kudüs'te sokakta kameralar var. Arka tarafta sağda ve solda kameralar var. Fakat o kameralar dururken sabah namazından sonra bir de işte diğer taraflarda çapraz kameralar yapılmaya başladı. Zaten böyle bir hareketlilik oluşmaya başladı. Oradaki Mescid-i Aksa'nın içerisindeki görevli sayısı çok fazla değildi aslında. Kapıdan içeri girerken Mescid-i Aksa'da İsrail polisi kontrol ediyordu. İlk başlarda 2 kişiydi, 3 kişiydi. Daha sonra bu sayı yükseldi. Derken orada bir hareketlilik başladı. Biz zaten bir şeylerin olacağını orada hemen böyle şüphelenmeye başladık. Dedik bir hareketlilik var. Galiba bir sıkıntı oluşacak. Şimdi Halilurrahman, El Halil'deki Halilurrahman camisine gittik. Cami normalde 365 günü sadece 10-15 günü ibadete açılıyor. Ve caminin %70'ini de sinagoga çevirmişler. Caminin girişinde Müslümanları böyle tamamen İsrail polisi A'dan Z'ye arama yaparken diğer tarafta baktık, Yahudiler hiçbir şekilde aranmıyor. Onlar daha rahat davranılıyor. Aynı zamanda yine El Halil, Halilurrahman Camisi'nin hemen yan tarafındaki mahallelerde, sokaklarda insanların tamamen sokaklara girişinin engellendiğini, tedergülerle komple çevrildiğini gördük. Çocukların tedergülerden dışarıya baktığını gördük. Yaklaşık 25-30 senedir o sokaklardan, o mahallelerden, tedergülerden dolayı dışarıya çıkamayan Filistinli kardeşlerimizin o hallerine şahitlik olduk. Yani burada İsrail hükümetinin bir de belli bir sınırı falan da yok. Yani düşünelim, işte Selçuklu'nun sadece bir mahallesindeki 3-4 tane evi, orada İsrail hükümeti eve el koymuş bir şekilde, oraya kendi Yahudi veya Hristiyan yerleştirmişler. Yerleştirdikten sonra bunların bulunduğu evlerin güvenliğini 24 saat İsrail polisi sağlıyor. Yani markete gidecek evdeki bir çocuk, İsrail polisi alıyor, götürüyor markete, alışveriş yapıyor, tekrar getirip oraya bırakıyor. Tamamen amacı o mahalleyi, o bölgeyi komple Hristiyanlaştırmak. Komple İsrail topraklarına katmak. Yani gitmeden önce şöyle bir algı vardı bizde. İşte İsrail'in belli bir sınırları var. Mahallesi belli. Kesinlikle İsrail'in alanı belli diye düşünüyordum ben şahsen. Oraya gidince bir mahallede sadece iki tane evin, işte bir sokakta, bir mahallede diyelim yine sadece bir sokağın İsrail'lere ait olduğunu, diğer tarafının komple Filistinli olduğuna şahitlik ettik. Tabii bir de şöyle bir şeyle de karşılaştık. Osmanlı izleri her bölgede var. Evet. Yani ecdadımız gitmiş ve orada ecdadımız kesinlikle orada bir eser bırakmış. Osmanlı'dan kalan eserlerin de bir kısmını denize bakan bir tane Osmanlı eserimizi, tarihi eserimizi Yarasa Gübresi üretim merkezine çevirmişler. Maalesef Yarasa Gübresi üretiyorlar. Evet. Yine denize bakan bir tane camimizi, ismini şu an hatırlayamıyorum, camimizi, minareleri ve caminin girişini komple sağdan sola büyük duvarlarla örmüşler. Dışına otel yapmışlar. Yani caminin giriş kapısını bile bulamıyorsunuz. Bu şekilde sadece amaçları Osmanlı'dan kalan eserlerimizin orada izini silmek. Yine hemen onun arka tarafında Saat Kulesi, Abdülhamit zamanında yapılan Saat Kulesi'nin arka tarafında yine bir Osmanlı'dan kalan eserimizin olduğu yeri bombalamışlar. Fakat
Hemen onun bitişiğindeki Romalılardan kalan eser öylece duruyor. Sadece Osmanlı eserini yok etmek için bombalamışlar. Şimdi bunlara şahitlik olduk. Bunları gördük. Bunları görünce de tabii ki duygulandık. Dedik ki iyi ki gelmişiz. Özellikle Müslüman kardeşlerimi Kudüs'e gitmeleri konusunda kesinlikle tavsiye ediyorum. Oraya gitmemiz lazım. Yani daha önce Mekke'ye, Medine'ye gittik. Yine zaman zaman Mekke'ye, Medine'ye gidiyoruz. Kesinlikle Kudüs'e de gitmemiz lazım. Kudüs'e sahip çıkmamız lazım. Orası bütün Müslümanların çünkü mabedidir. Evet. Sokaklarda sabah namazına giderken Müslümanların o sokakları doldurduğunu görünce çok duygulandım. Yani Mekke'de, Medine'de bunlara biz şahitlik ettik ama Kudüs'te de aynı şeylere şahitlik ettik elhamdülillah. Bunların devam etmesi lazım. Her ne kadar İsrail polisi bizlerin oraya gitmesini istemese de bizleri havalimanında bir saat değil 5 saatte beklese, 10 saatte beklese bizlerin oraya gidip oraya sahip çıkmamız lazım. Evet. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Yanında olduklarını göstermemiz lazım. Çünkü baktığınız zaman hani Bulgaristan'a da aynı şekilde yani Sofya'da 84 tane Osmanlı eseri cami kepçelerle kürünmüş. Evet. Hiçbir iz kalmamış, hiçbir iz bırakılmamış. İslam adına hiçbir iz bırakılmamış. Balkanlara baktığınız zaman her noktasında aynı şekilde. Hakeza bugün Kudüs gözümüzün önünde eriyip giden topraklarımız. Tabii ki her vatan evladı olarak dertlenmemiz, bu konularda dertli olmamız gerekiyor. Ve bu noktada faaliyetlere destek olmamız, orayı yerinde müşahede etmemiz, oraları yerinde müşahede etmemiz önem arz ediyor. Peki başkanım bu Kudüs değerlendirmesi, güzel Kudüs değerlendirmesi için teşekkür ediyoruz özellikle. Bundan sonra da ben bir konuyu daha sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Konya'mızda fuarlar düzenleniyor. İşte tarım fuarı, söz edilen tarım fuarı vardı. Elhamdülillah o iyi gidiyor çok şu anda. Başarılı gidiyor. Başarılı gidiyor. İnşaat fuarı biraz kendini göstermeye başladı. İnşaat fuarı da evet geçtiğimizde çok başarılıydı. Evet. STK'lar el attı. Orada da bir kıpırdanma oldu. Evet. Fuarlar konusunda. Siz Konya'yı fuarlar konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Dernek olarak destek veriyor musunuz fuar çalışmalarına? Başta da söylediniz ama nasıl bir destek veriyorsunuz? Ve hani yurt dışı fuarlarını takip ediyoruz dediniz. Hangi fuarları takip ediyorsunuz? Bu konuda üyelerinize nasıl destekler sağlıyorsunuz? Özellikle çünkü biz bunu tanık oluyoruz. Üyeler bu noktada ihtiyaç hissediyorlar. İşte STK'lar bizi yönlendirirse, biz o fuarlara katılsak, stand açsak. Buradaki süspansiyeyi de STK'ların sağlaması gerekiyor. İş adamları STK'ların sağlaması gerekiyor. Siz bu konularda neler düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Öncelikle Genel Başkanımız Kemal Çelik Bey'e buradan saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz inşaat fuarımıza çok büyük katkılar oldu Kemal Çelik Bey'in. Eyvallah. Kontimler Başkanımızla birlikte. Eyvallah. Bunu biz bizzat defalarca şahit olduk. Bu fuarlar bizler için çok önemli. Yani şu an Türkiye'de Konya'nın tarım fuarında özellikle ön plana çıkması, inşaat fuarında ön plana çıkması gerçekten bizler için önemli. Yani Konya'yı biz bu şekilde marka haline getireceğiz. Dışarıdan getireceğimiz iş adamlarımızla, dışarıdan getireceğimiz yatırımcılarımızla, dışarıdan getireceğimiz işte aynı şekilde turistlerle biz Konya'mızı marka haline getireceğiz. Fuar konusunda da biraz önce bahsettiğim 2015 yılında biz Konexpo olarak İstanbul'da çok ciddi bir fuar gerçekleştirdik. Yani bu bizim İstanbul Fuar Merkezi'nde yaptığımız ilk fuardı. Daha önceki etkinliklerimizi biz Eyüp Feshane'de yapıyorduk. Evet. Fakat fuar olayına İstanbul Fuar Merkezi'nde başladık ve uluslararası bir boyut kazandırdık. Afrika'daki şişelamlarımızı getirerek. Şimdi fuar konusunda biraz esnaflarımızın, sanayicilerimizin bilinçlendirilmesi lazım. Biliyorsunuz fuarlara devletimizin birçok desteği var, teşviği evet, var. Evet. Bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Önümüzdeki süreçte biz bunlarla ilgili seminerler vereceğiz, paneller düzenleyeceğiz, konferanslar vereceğiz. Yani hangi fuarlara metrekare işte birim fiyatı devletimizin teşviği nedir, desteği nedir bunları açıklayacağız. Yine bizim için şu an 3 tane önemli proje var. Bir Katar. Evet. Katar'la ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu arada 17 Ocak'ta Katar'daki fuar. Evet. Yaklaşık 5000 iş adamıyla katılıyor Türkiye. Onu evet. da belirtmiş olalım. Bir Katar'la ilgili çalışmalarımız var. 2 Çin, 3 Rusya. Şimdi Katar'daki Konyalı hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yani Katar'daki Konyalı ticaret yapan hemşerilerimize ulaştıktan sonra Katar'la ticari bağlantılara geçeceğiz. Yani Katar'da da bir Konya konsiyer şubesinin oluşması için ilk önce temsilcilik olarak düşünülecek temsilciliğin oluşması için çalışmalar yapacağız. Daha sonra aynı şekilde Çin ve Rusya ile.
Yani biz iş adamlarımızın ticari faaliyetlerini artırması için, yeni pazarlara girmesi için fuarların yanı sıra diğer şekilde temsilciliklerle de bir Konyalı hemşerimiz Çin'e gittiğinde orada bizim temsilciliğimizi ziyaret ederek temsilciliğimiz aracılığıyla istediği şekilde ticaret faaliyetini yapabilmesini olanak sağlayacağız. Tabii burada biraz önce bahsettiğim gibi esnaflarımızı, sanayicilerimizi bilinçlendirmek çok önemli. Yani bir de fuara katılan sanayicilerimizle birlikte fuara katılmayan iş adamlarımızla tecrübe paylaşımı yaptıracağız. Evet. Yani bugün İstanbul'da Konsiyat Genel Merkezimizde 55-60 tane ülkeye ihracat yapan gerçekten büyük firmalarımız var. Ve bunları sürekli biz takip ettiğimizde dünyadaki birçok fuarlara katılıyorlar. Fuarlara niye katılıyorlar? Normal ticari faaliyetlerini arttırmak için katılıyorlar. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte hem İstanbul'daki Konsiyat'taki genel merkezdeki yönetim kurulumuzdaki abilerimizi hem de şu anda mevcut yönetimimizdeki ticari faaliyetlerini artırmış 55-60 tane ülkede çeşitli fuarlara katılan büyüklerimizi Konsiyat'ta misafir ederek ağırlayarak onların tecrübelerini paylaşacağız yönetimdeki ve üyelerimizle. Konya'daki iş adamlarımızın da fuarlara katılması gerektiği konusunda onları bilgilendireceğiz. Evet. Şimdi tabii fuarlara katılıyoruz. O da güzel bir hadise. Hani devlet teşvikleri de var bu konuda. Onun için sanayicilerimiz de artık gitmeyen sanayicimiz belki kalmadı. Yaygın bir şekilde gidiyor bu desteklerle. Fakat giderken nitelikli geziler yapma noktasında da eksiklerimiz var. Evet. Nitelikli geziler yapamıyoruz. Gidiyoruz sadece turistik gezi gibi. İşte destek verdi devlet, biz de gittik, gezdik, geldik gibi bir mantaliteyle oluyor. Bu noktada da STK'lara görevler düşüyor. İnşallah siz bu noktada gayret ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Umarız güzel sonuçlar. Bunda şunu yapmak lazım Sami, planlı programı çalışmak lazım. Evet. Şimdi biz bir tarihi atarken çok düşünüyoruz. Bu tarihi atarken diyoruz ki karşı taraftaki iş adamları derneğe buna hazır mı? Evet. Onlar ne kadar çalışma yapmışlar veya bu sürede çalışma yapabilecekler mi? Biz bunları değerlendirerek bir tarih atıyoruz. Yani dediğiniz gibi birçok STK'ya baktığımızda sadece normal bir turistik gezi gibi görüyoruz. Bilmiyoruz evet. Yani arka tarafını ama bizim paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla normal bir turistik gezi gibi gidiyor. İş adamlar derneği olduğumuz için biz bunu istemiyoruz. Yani biz bugün Katar'a gideceksek Katar'daki çalışma yapacağımız derneğin yönetimi veya üyelerinin bizim sektörlerle karşılıklı aynı sektör olması gerekiyor. Bunun çalışmasını yapmamız lazım. Yani orada sektörel buluşma yapmamız lazım. Onun dışında oradaki Katar'a gittiğimizde Katar'daki iş adamlarımızla buradaki iş adamlarımızın gerçekten ticari faaliyet yapabileceği ortak nokta var mı yok mu onu bulmamız lazım. Yani sadece hadi gidelim arkadaşlar Katar'a, hadi gidelim arkadaşlar Rusya'ya diye planlama yapmadan gidersek dediğiniz gibi sadece turistik bir gezi olur. Evet. Biraz reel olmak lazım. Yani reel olmadığımız müddetçe ancak kendi kendimizi kandırırız. Sadece normal bir turistik seyahat yapmış oluruz. Evet. Onun dışına da çıkamayız. Oradan da fayda gelmiyor. Fayda göremiyoruz. Beklemek abeste iştikal olur tabii aynen. Ki yani. Onun için bu nokta önemli. Evet. Peki siz Konsiyat'ta bulunduğunuz dönem süresince işte veya bundan sonraki dönem için aslında sormak istiyorum. Neler planlıyorsunuz? Konsiyat'ı nereye götüreceksiniz yani? Bir 10 yıl sonrasında nerede görüyorsunuz Konsiyat'ı? Biraz önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'de ve dünyada Konyalı iş adamlarımızı toplamaya devam edeceğiz. Yani nerede bir Konyalı varsa, bugün Çin'de Konyalılar varsa, Çin'de şu anda bizim tespitimize göre 650-700 tane Konyalı hemşerimiz var. Onları toparlayacağız, temsilcilik vereceğiz. Bugün işte Katar'da varsa, bugün Rusya'da varsa, bugün işte Eskişehir'de varsa aynı şekilde evet. Devam edeceğiz. Şu anda genel merkezimiz zaten şubeleşme çalışmalarına başladı. Çok kısa sürede işte Bursa, Antalya, Ankara gibi şubelerimizde olacak, aramıza katılacaklar. Öncelikle buna devam edeceğiz. Bunun dışında biraz önce de bahsettiniz. Yani yapacağımız çalışmalarda gerçekten ticari faaliyetin katma değer olup olmayacağı noktasında karar alarak çalışmalar yapmamız lazım. Sadece bir STK olarak ticari faaliyetle düşünmemek lazım. Yani bugün bizim işte sosyal projelerimizin de oluşması lazım. Yani sadece ticari faaliyetler olarak bakarsak işe çok başarılı olamayız. Sosyal sorumluluk projelerine de girmemiz lazım STK'lar olarak. Evet. Üzerimize düşen sosyal sorumluluk projeleri de elbette oluyor. Bugün 30 kişilik yönetim kurulumuzun inanın bizim yaklaşık bir haftadır 14-15 tanesi sürekli sahadaydı.
İşte bir kısım arkadaşlarımız, Ahmet Gökhan Arkan hocamız yaklaşık 3 kişilik bir ekiple 3 gündür Mersin'deydi. Mersin'de bir çalışmamız vardı. Orada bir fuar vardı. Fuara katıldılar. Programa katıldılar. Aynı programı Konya'da önümüzdeki günlerde yapmak için çalışmalar yapıyoruz. İşte bir kısım yöneticilerimiz, üyelerimiz ilçe ziyaretlerindeydi. İlçedeki iş adamlarımızın sorunları neler? İlçelerimizin yatırımla ilgili olan sıkıntıları neler? Yatırım yapmak konusunda hangi ilçeyi, hangi sektörümüz tercih etmeli? Bunların çalışmasını yapıyordu. İşte bir kısmımız geçtiğimiz günlerde Gazeteciler Günümüzü kutladık. İşte gazetecilerle, basınla ilgili toplantılar, ziyaretler, programlar düzenliyordu. Evet. Yani buradaki yönetim kurulumuzun yaklaşık 30 tanesinin yarısını sürekli biz çalıştırıyoruz. Sürekli onlar da bize katma değer sağlıyor. Sadece belli bir ekiple bir şeyler yapmaya çalışırsanız başarılı olamıyorsunuz. Evet. Ama taşın altına ekip olarak komple elinizi koyduğunuzda o zaman ortaya gerçekten güzellikler çıkıyor, verim çıkıyor. Eyvallah. Başkan, bu arada Mehmet Boy Bey, Konya'nın gururu Hasan Hüseyin abime selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir mesaj paylaşmış bizimle. Birçok konuğumuzun da... Bize de selam ediyoruz dostlarımıza. Birçok izleyenimizin de mesajları var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Onların selamlarını da size iletmiş olalım. Biz öncelikle hani şahsınıza teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten hani ilkeli ve naif yüzünüzden dolayı bu mihval üzere ilerlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir ekiple, güzel faaliyet planlarıyla devam ediyorsunuz. Bu yolculukta başarılar diliyoruz. Ve öncelikle vakit ayırıp programımıza konuk olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları aldıktan sonra programı da nihayete erdirmek istiyoruz. Buyurun. Evet, öncelikle biraz önce Kudüs'ten bahsettik. Kudüs'e tüm Müslümanları gitmeleri konusunda gerçekten tavsiye ediyorum. Evet. Mutlaka Kudüs'e gitmelerini istirham ediyorum hemşerilerimizin. Yani bugün diğer işte illere, ilçelere, ülkelere nasıl seyahat ediyorsak Kudüs'e de rahat bir şekilde gidip oradaki Filistinli mazlum halkın yanında olmasını istiyorum. Evet. Bunun dışında gerçekten sizleri de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İyilikleri, güzellikleri bizlerle paylaşıyorsunuz sürekli. Evet. Ekranlarımıza getiriyorsunuz, evimize getiriyorsunuz. Evet. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yayın hayatınıza da başarılar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Konsiyat Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın Beyefendi'yi konuk ettik. Kendisiyle Konsiyat'ın çalışmalarını konuştuk. Daha sonra kendi iş hayatında ilgilendiği sektörleri ve sektörlerin içeriklerini konuştuk. Franchising işini konuştuk ve Konya değerlendirmesi, Türkiye ekonomi değerlendirmesini yaptık. Keyifli, güzel bir sohbet oldu. Ben öyle müşahede ediyorum. Umarım izleyenlerimiz de keyif almışlardır. Gelen mesajlar ve mailler bunları gösteriyor. Teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanız için. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla görüşmek üzere diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim.